Gırtlak kanserli bir hastanın hayatı tedavi öncesi ve tedavi sonrası iki ayrı dönemden söz ediyoruz. Tedavi öncesi dönemde daha önce belirtileri olarak belirttiğimiz ses kısıklığı, yutma güçlüğü, nefes darlığı, belki boyunda şişlik, belki kulak ağrısı gibi durumlar yaşayabilir. Ama tedavi sonrası genellikle farklı bir profilden söz ediyoruz. Yapılan tedavi çeşidine göre, bir, boynunda hiçbir açıklık olmadan bazı belki boyun yaralarıyla ameliyat edilmiş olabilir. Bazı tedaviler tamamen ağız içine yapılabildiği için boyunda hiçbir şey görmeyebiliriz. Bazı tedavilerde boyunun alt kısmında bir nefes borusu deliği söz konusudur hastalarımızın. Bu delik geçici bir delik, kalıcı bir delik olabilir. Bu hastaların sesleri kısık olabilir, hiç ses çıkaramıyor olabilir veya konuşmaları sağlanmış hastalarda olabilir, protez sesiyle olduğu gibi. Bu ışın tedavisi yapılan hastalarda biraz daha boyunda şişlikler ve belli bölgelerde ödem, özellikle çene altında görebiliyoruz. Işın tedavisi yapılmış hastalarda bazen ağız kurukları görebiliyoruz. Bazen bu hastalarda ciddi yutma güçlükleri olabiliyor. Ve hatta midede tüp olabilir. Bizim çabamız, bütün hekimlerin çabası, bunların mümkün olduğunca hiç olmaması. Yani mümkün olduğunca hayatını eksiksiz yaşamasının sağlanması. Yani kaliteli yaşam, nitelikli yaşam bizim çabamız. Ve hastamızın da sağ kalması, bu hastalıktan dolayı başına bir şey gelmemesi. Bunun için yapabildiğimiz her şeyi kullanırız. Hastamız yeter ki iyi yutabilsin, iyi nefes alabilsin, burada delik olmasın ve iyi konuşabilsin.